Değerli dostum Selçuk, 2012-2013 yıllarında Türkçenin en büyük şairlerinden Nazım Hikmet'i anma etkinliklerinde Moskovalılarla birlikte oldun. Bizi onurlandırdın. Biz seninle bir daha güçlü olduğumuzu hissettik. Bize bu anma etkinliklerimiz ve şairimiz hakkındaki duygu düşüncelerini paylaşır mısın, anlatır mısın? Seve seve. Sevgili Ali Galip, gerçekten o yıllarda bu teklifi aldığım zaman nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Nazım Hikmet hepimizin, hele bizim sanatçı kimliğimizde konservatuvardan beri hayata bakış açımızı değiştiren en önemli dünya yazarlarından bir tanesi. Ve onun mezarı başında onu anmak bir rüya gibiydi. Aklın ucundan bile geçmezdi. Bu teklifi aldığım zaman çok çok mutlu oldum ve çok çok heyecanlandım. Geldiğim zaman da hatırlıyorum, orada bir tane şiirini okumuştum Nazım Hikmet'in. Sen bu konuda o kadar paylaşımcı, içten, duygulu bir insansın ki yıllardır bunu başarıyla yerine getiriyorsun ve sanatçıları, insanları orada yan yana getirip bir huzur ortamı yaratarak müthiş bir misafirperverlik yapıyorsun, müthiş bir paylaşım yapıyorsun. Bundan dolayı ben kendi adıma sana çok çok teşekkür ederim. Sanatçılar adına, insanlar adına da çok çok teşekkür ederim. Nazım Hikmet üsteye gelince, acaba hep düşünmüşümdür, Nazım Hikmet şair olduğu için mi böyle fırtınalı hayatlar yaşadı, hapishanelerde kaldı, evlilikler yaşadı, acılar yaşadı, yoksa bunları yaşadığı için mi şair oldu? Esasında bence doğuştan gelen kodlarıyla şair olarak geldi ama hayatın haksızlıklarını, duygusuzluklarını hiçbir zaman kabul edemedi. Onları, o güzel kelimeleri yayına getirerek gerçekleştirdi. Esasında Nazım Hikmet şiir gibi bir hayat yaşadı. Çünkü şiirde aşk var, evlilikler var, ayrılıklar var, mapushaneler var, acılar var, mutluluklar var. Şiir bütün bunları kapsıyor ve Nazım Hikmet şiir gibi bir hayat yaşayarak dünyaya muhteşem şiirler armağan etti. Katkılarınız için biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ Biz olun. teşekkür ederiz. Ne demek ki, gerçekleri söyledim çok içtenlikle. Bir yerde olduğumuz zaman da bu videoları seyredip biraz güleriz, anılarımızı tazeleriz. Ben İnşallah. teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.